Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Hanım vereyim bir tane daha. Yok Uzak abi sağ olasın. Ya oğlum kafam bulanmış canım. Bu gemi işiyle alakalı bir sıkıntı mı var? Yok Muzaffer abi, onu erteledik ya. E nedir o zaman? Harun yoksa yine bu kemese mi? Yok Muzaffer abi, o işi kapattık bitti o iş. E o değil, bu değil. Sıkıntı ne o zaman? Bizim Birgül ya Muzaffer abi. Birgül mü? Ne olmuş Birgül? Güzelim gitti Batum'da bir bale okulu kazandı. Ondan sonra gittik tam kaydettireceğiz. Bir tane hocası geldi. Dedi ki bu okul yıllık 20.000 dolarmış. 20.000 dolar mı? Ne diyorsun be? Ya vallahi ya Muzaffer abi ne yapacağım bilmiyorum. Bir yerden bulacağız. Vay anasını arkadaş ya. Bayağı da paraymış ha. Oğlum bak biliyorsun ben de olsa... Aman Muzaffer abi sağ olasın. Ben sadece sordum diye söyledim. Öyle ya bir yerden ayarlayacağız yani. Ha bu arada... Muzaffer abim, biz bu bale işini babamdan saklıyoruz. Aman dikkat et kulağına gitmesin ne olur. Ya Harun dedim şeye bak ya. Oğlum bizim ağzımızdan kelbeden de dişimizi sökerler çıkarırlar. Ama gene sırrımızı vermeyiz. Eyvallah. Yaklaşık 4 milyon araç trafiğe çıkıyor. Bunlardan 40 bini ticari taksi. Ve taksiler gün boyu... Televizyonun sesini kes. Baba. Biraz konuşmamız lazım. Söyle ne diyeceksen. Şu tekneye beni ortak etsen ne güzel olur baba. Baba oğul çalışırdık omuz omuza. Senin bu işlere aklın ermedi demedim mi Yaşar? Niye ermesin baba? Yıllardır senin minibüsünü alnımın akıyla çalıştırmıyor muyum? O kara işi. Bu deniz işidir. Benim asabimi, abdestimi bozma Yaşar. Yoksa seni minibüsüne burnundan vidalarım. Dangalak. Anne. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Arif'e. Git git. Kimliğini de götür nüfusuna geçirsin seni. Geç kalmayı mı güzel oğlum? Yok kalmam. Zaten icat yok anne. Mermi gelene kadar. Arif'e destek olacağım. Yaşar. Konuşuyorsun çocukla. Ne konuşmayacağım? Gece gündüz o manyağın yanında. İlgileniyor çocukla. Adam yerine koyuyor. Bazıları gibi başından savmıyor. Ben de ilgileniyorum. Ha, ne yapıyorsun? Ne zaman bir yere getirdin çocuğu? Beraber ne yaptınız şimdiye kadar? Yaşar. Bak çocuğun yanında saçma sapan şeyler söyleme. Tabii ya. Benim işim gücüm yok. Orhan Bey'i gezdireceğim. Anne. Yani. Anneannem neden ağlar gelmedi? Gelecek anneciğim. Gelecek. Anneannen azıcık can sıkılmış. Kesin gelecek tamam. Bugün abla yüzünden mi anneannem gitti? Anne.
Evet oğlum. Onun yüzünden gitti. Kerem'ciğim. Dert ettiğin şeye bak zıpzıpım. Ne kadarmış bu okulun parası? 20.000 dolar. Hallederiz, ama hallederiz. Halledemeyiz Şahin'cim. Halledemeyiz çünkü Harun abim ben halledeceğim dedi. Halledecekmiş. Nasıl? Bilmiyorum. Bir hafta süre verdiler ödeme için. Ya ben konuşurum abimle. Lütfen Şahin, çok ayıp olur. Hem biliyorsun Harun abim asla yardım kabul etmez. Tamam, tamam Zipzip'im. Konuşmam. Ya bu Harun'un da bana karşı tavırları yani. Biz sevdiremedik kendimizi beyefendiye. Üzülme Arif. Üzgün insan yaratamaz. Nasıl üzülmeyeyim asistan? Annemi bulamadık hala. Ah ulan ah. Ulan zamanında bizimkiler abur navigasyonla hal projeme karşı çıkmasaydı. Çıkmasaydı. Ne bileyim annemin ayağına takmıştık onu. Şimdi önümüzden koymuş gibi buluyorduk da. Ulan asistan. Senin hal duruyor mu? Burada. Ulan onu bir kontrol edelim de. Hey gidi. Ulan ben bunun için tasarladım da. Herhangi bir kaybolma anında ayağındaki hal elimizdeki bu telsize sesli mesaj gönderiyor. Bu da kaybolan kişinin koordinatlarını bize bildiriyor. Ulan bunu bir kontrol edelim ya, sağlam mıdır değil midir? Asistan sen şimdi bir kaybol bakayım. Kaybolayım. Ola kaybol sana. Ne duyuyorsun? Kaybolay bir daha. Ola kaybol tabii ya. Uzaklaş. Bir kilometre ileride solda. Bir kilometre mi? Ulan Asista! Neredesin? Nereye gittin? Ya, bir yere gitmedim ben. Buradayım bari. Geri dönün. Dönün. 3 kilometre ileride. Oy yanasını. 3 kilometre. Dura mesafe bilincini kaybetti alet ya. Kaybetti. Arif, ben buradayım aslında, yalan söyleyeyim. Bak, gördün mü asistan? Bilim disiplin ister, emek ister. Öyle icat edip bırakmayacaksın. Zamanı geldiği zaman bakımını da yapacaksın da. Yapmak lazım. Yine geceye ettik ya. Dede böyle oturup bekleyecek miyiz? Beklemekten başka ne gelir elimize nevrede? Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim çıldıracağım ya. Nereye gitti bu kadın arkadaş ya? Nereye gitti? Dayıcığım. Anneannem seni
gitmiş. Arabayı sattım abi. Borçlarımızı kapattım. Bu da senin payındır. Allah razı olsun Sabri. Bu da biletindir abi. Yarın yola çıkacaksın. Ben de seninle gelirim motokara. Sağ olasın Sabri. Çok sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Yarın bu saatlerde inşallah kızıma kavuşurum. Fakir'e haber verdin mi abi? Yok Sabri, sürpriz yapacağım. Yengemin yüzüğü gümüdür abi. Rahmetliden yadigardır. Kızım evlendiğinde ona vereceğim diye heveslenirdi. Babaanne sakın o kızı savunma bana. Emine kız, sen iyice şaşırdın. Küçücük çocuğa öyle şeyler öğretilir mi? Ben bir şey öğretmedim. Akıllı benim oğlum. Kendisi sordu. Emine. Ne var babaanne ne? Bak sizin anlayamadıklarınızı küçücük çocuk bile anlıyor. Vazgeçin artık bu inadınızdan. Ailemiz sizin yüzünüzden ne hale geldi? Allah sana akıl fikir versin. Asıl Allah size akıl fikir versin. Ben Bottacık mi? Ya ben sana bir araba almıştım. De uzaktan kumanda. Hatırladın mı? Ha böyle gidiyordu, sonra arıza vermişti. E ne oldu arıza verince? Sağ sola çarpıyordu, düz gitmiyordu. Ha. İşte bazen insanların da kafası bozulur. Ne yapacaklarını bilemezler. Şimdi anneannen gezmeye gitti ya. Hala da dönmedi. Annen de ne yapacağını bilemedi. Sana kalkıp bu ev yüzünden gitti dedi. Çok üzüldüğü için arıza yaptı. Peki anneannem gelince düzelecek mi? Düzelecek tabii evladım. Tabii düzelecek. Bütün ailenin ayarı kaçtı arkadaş. Yazık vallahi ya. Hayır düşünüyorum kim haklı kim haksız diye. Herkes de kendine göre haklı be kardeşim. Efendim? He?
Biz daha onu yeni almadık bile. Daha ne? İyi tamam. Tamam geliyorum ha. Sinan'ım benim gitmem lazım ya. Dükkanda sıkıntı var. Git tabii abi. Burada yapacak pek bir şey yok zaten. İyi tamam o zaman. Bir gelişme olursa haber ver ha. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Eyvallah. Hana, ne haber Bahar? İyi ne olsun, geçmiş olsun ayağına. Sen nasılsın? İyi yapmışsın. Ben de buradaydım, gidiyorum şimdi dükkana. İyi tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sinan. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Kusura bakma, gelemedim bir türlü. Önemli değil. Şahin abi gelmedi mi? O çok yorgundu, yattı. Ama çok selam söyledi sana. Sağ olsun. Melahat teyzeleri içeride mi? Bir geçmiş olsun diyeyim. İçerideler ama şu an pek doğru bir zaman değil gibi. Onur haklı Niyazi. Nermin teyze benim yüzümden gitti. Öyle deme Bukem. Belli ki Onur'un aklını Emine çeldi. Öyle de. Öyle bile olsa. Bütün bunlar olmadan önce Onur beni ne kadar çok severdi. Yemeğini bile ben yedirirdim. Uyuturdum onu. Ama şimdi... Bukem. Onur hala seni çok seviyor. Gerçekten. Hala çok seviyor. Bilmiyorum Niyazi. Onun sevgisini hak ediyor muyum onu da bilmiyorum. Çok enteresan ama annemin başına kötü bir şey gelmediğinden eminim. Nereden biliyorsun diye sorma. Sadece öyle hissediyorum. İnşallah Sinan. Uzun yıllardır hayatımdaki her şeyin kontrolün altında olmasına alışmışım. Ama şimdi çok farklı. Buraya geldiğim günden beri her şey benim dışımda gelişiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Senin yaşadıkların benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyorum. Ne yapardım? Bilmem. Oturuyorlardım herhalde. İyiyim ben. Böyle daha iyisin. Thank you.
beyefendi. Hoş geldin Irmak. Hoş bulduk. Ben gideyim artık. Bu istersen geçebiliriz artık içeri. Yarın yine gelirim. Sen bilirsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşkım seni çok özledim. Ben de seni. Kahvaltı etmeden. Kahvaltımı ettim da. Ne yedin? Zıkkımın kökünü yedim. Afiyet olsun. Beraber olsun. O elindeki nedir senin? Elinin körüdür. Seni hapa savcısı mısın? Sabah sabah insanı sorguya çekiyorsun. Git kravatlarımı yutule. Senin kravatın yok ki. O zaman da donlarımı yutule. Günaydın aşkım. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Irmak'cığım. Kimsenin bir şey yiyebileceğini sanmıyorum ya. Günaydın. Günaydın. Ellerine sağlık Irmak. En azından çay içersiniz diye düşündüm. Oğlum kız haklı. En azından çay içeriz bir şey yemesek daha iyi. Ben size çay koyayım o zaman. Yaşar. Al bunları. Bozdurursun. Ay, hazineyi çıkarmışsın sonunda. Ne hazinesi be? Böyle zamanlar için sakladım ben bunları. Bir günün okul parası için faydası olur. Fazla para etmez bunlar. Olsun. Sen yine de bozdur. Bir yerden başlamak lazım. Eksik olma. Sen bizim kusurumuza bakma. Üzüntüden bir lokma yiyecek halimiz kalmadı. Estağfurullah Emre amcacığım. Afiyet olsun. Emine gelsene. Yok. Ben Onur'a yemek yedirmek için inmiştim aşağıya.
Yoksa annem ortada yokken böyle sizin gibi oturup yemek yiyecek değilim. Emine, otur şuraya, o çocuğun karnını doyur. Şartlarda size kredi vermemiz çok zor Harun Bey. Teminat gösterebileceğiniz herhangi bir şey yok mu? Yok. Sizin tekneye ne oldu? Ortağınız Niyazi Bey bir kez onu teminat göstererek kredi almıştı. Artık tekne de yok, ortaklık da yok. Anlıyorum ama bu şekilde size hiçbir banka kredi vermez. Peki. Teşekkürler. Hoşçakalın, iyi günler. Merhaba Harun. Hayırdır? Merhaba. Ya bir iki işim vardı da. Kredi mi çektin? Yok. Yani vermediler. Ben konuşurum. Hallederiz o meseleyi. Merak etme. Şahin Bey. Ben senin yanında çalıştırdığın adamlara benzemem. Benim senin ne parana ne torpiline ihtiyacım var. Ha, haberlerin geliyor. Sen git Niyazi'yi evlendir. Benim işlerime burnunu sokma. Sakin ol Harun. Bu ne hasımlık, bu ne düşmanlık. Sözün anası ortaya yok. Siz eski arkadaş değil misiniz? Bitir bu küslü. Hı? Bitireyim. Niye bitireyim? Ya Harun. Ya suyusu yok Şahin Bey. Arkadaşını sırtından bıçaklayan adamın iki yakası bir araya gelmez. Neyse. Herkes işine baksın. Ulan senin boyunun ölçüsünü alırdım ama. Zıvzıvım var araya, zıvzıvım. Muzaffer. Efendim Resul abi. Nermin'i buldular mı? Yok abi, bulamadılar. Sabir. Allah Enver'un ailesine sabir versin. Zor iş. Eyvah vah. Ben de gidip geçmiş olsun demedim. Muzaffer. Gel. Beraber burada verip Enver'un evine bir baştan kara yapalım. He. Peki o zaman. Ben bu çayı demleyelim gideriz. Demle. 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 Hayırdır inşallah. Efendim. Enver abi nasılsın? Davut. İyi. Sen nasılsın? Çok şükür abi iyiyim. Ben şimdi otogara gidiyorum. Oraya geleceğim de. Bu kendi adresini verir misin abi? Ona sürpriz yapacağım. Davut. Sen geldiğinde beni ara. Ben seni alırım. Beraber gideriz olur mu? Tamam Ömer abi. Evdekilere selam söyleyin. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi iyi yolculuklar. Geliyor mu yoksa dedi?
Abi, ben de senin otogara gelen. Gerek yok Sabri. Sen işine gücüne bak. Peki abi. Kendine mukayyet ol abi. Bir ihtiyacın sıkıntı olursa ara beni. Tamam, sağ olasın kardeş. Ben şimdi otobüsü kaçırmayayım. Hadi. Selamünaleyküm. Selam. Merhaba. Aleykümselam. Nasılsınız efendim? Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Resul amca. Buyurun oturun. Nasılsın Emir abi? Nasıl oldu Muzaffer? Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol Resul. Demindim bir haber vermiyordum. Yok Resul. Herkes elinden geleni yapıyor ama hala bir haber. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Mutlaka yardımcı olacağım. Sağ ol Resul. Eksik olma. Abi, iki dakika otur da. Darlandım Sinan'ım, darlandım. Duramıyorum yerimde de. Bir sakin ol. Acaba diyorum, merkezi yerlere fotoğraflarını mı alsak? Polis o işi yaptı. Ama illaki asmadıkları bir yerler vardır. Ha? Boylu oturmaktan iyi durdu, haydi. Niyazi evladım nerede acaba? Ha Niyazi, ben ona bir geçmiş olsun diyeyim. Allah sabır versin evvel. Niyazi! Niyazi! Muzaffer, hayır ola. Nedir bunun derdi? Vallahi ben de anlamadım Ömer abi. Ama yakında çıkar kokusu, merak etme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur Resul amca. Geçmiş olsun. Sağ ol. Neyse benim acelem var, haydi. Konuşmamız lazım. Özel. Sinan, siz arabada bekleyin, ben geliyorum. Haydi. Harun tekneyi satacağım. Bana vekalet verdi ama senin imzan lazım. Halımızı görmüyor musun Resul amca? Şimdi bunlarla uğraşamam ben böyle şeylerle. Haydi her haydi. Her şey hazır. Bir imzacık atacaksın ha buraya. Biz neyin derdindeyiz? Harun Bey neyin derdinde? Tekneyi alıyor mu, satıyor mu, kırıyor mu, ne yapıyorsa yapsın. Ben hiçbir şey istemiyorum, aynen böyle de ona. Olur mu canım? Senin hakkını payını vermeden olur mu? Olmaz öyle şey. İstemiyorum Resul amca, istemiyorum. Tek kuruş istemiyorum. Anladın mı? Haydi. Güle güle. Hepsi 5.000 lira tutuyor Yaşar. Ne yaptın be Turan? Çok az söyledin. Yap bir şeyler daha. Yabancı mıyız biz? Vallahi bu işin yerlisi yabancısı olmaz. Piyasa belli de. İşine gelirse.
Durum sıkışık galiba. Bizim kızın okul parasını yatırmam lazım. 20.000 dolar. Kız sıkışmayınca huzur yetişmezmiş derler. Ne hazırım, ne diyorsun Turan Allah aşkına ya? Belki de senin huzur Batum'dadır diyorum. Oğlum bakma öyle suratıma boş boş. Dağıdım ben bu bilezüklerin parasını, tek elde kazandım kumarhanede. Yaşar, sana akıl vermek gibi olmasın ama 5.000 lira bir bakmışsın, olmuş 25.000 lira. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum Yaşar, öyle diyorum. Rahat. Buyur Enver içkini. Gel gel otur şöyle. Hayırdır inşallah. Az önce Davut aradı. Yola çıkmış. Buraya geliyormuş. Eyvah. Ya dur hele, telaş etme. Vardığın zaman beni ara dedim. Onu almaya gideceğim. Durumu anlatacağım artık dilim döndüğü kadar. Nikahı kıyamadık. Böyle böyle oldu diyeceğim. Davut kamil adamdır. Anlayacaktır bizi. Bu hiç olmadı Emir. Bu kez zaten perişan oldu. Kızın halini hiç beğenmiyorum. Ya babası gelip de kötü bir laf derse? Ya sen merak etme. Konuşurum Davut'la ben. Kızın bir suçu olmadığını anlatırım. Annem için kayıp ilanı istiyoruz. Öyle mi? Ben de yardım edeyim size. Aa, yok Bahar'cığım, gerek yok, biz hallediyoruz. Yok olur mu öyle şey? Arabayı park edip geliyorum hemen. Sinan. Efendim? Bu arabayı Bahar'a Şahin Bey mi almış? Bilmem. Ne fark eder ki? Fark etmez tabii de şeyden sordum. Aynısından malı da babam almıştı. Baba ne haber? Şey gitmedin mi daha? Yok ya, burada bir iki iş çıktı da bir sonraki gemiyle gideceğim. Ne zamandır o sonraki gemi? Olay bilmiyorum ki, haber verecekler. Demek buradasın daha. Buradayım.
Neyse benim çarşıda işlerim var. Hadi sana kolay gelsin. Sana da. Seni götürecek geminin kaptanına dalayım be. Bahar'cığım sana da zahmet oldu ya. Ne demek canım, yolumun üstü zaten. Aa evet, hem Mela teyzelere de uğrarsın. Dün uğrayamamıştın ya. Evet. Dün müsait değilmiş sanırım. Değil mi Sinan? Aa evet evet, biliyorum. Sinan bana anlattı. Ama müsait olduğuna mutlaka uğrayacağım. Şahin'le beraber geliriz. Aa gelin tabii. Hem Şahin Bey'i de görmüş oluruz. Ne oldu? Nermin teyzeden haber var mıymış Muzaffer abi? Yok be oğlum. Hep de perişan olduğu insanlar. Hele Niyaz'ın halini bir görseler. Yok ya, ben ne göreceğim Niyaz'ın halini ya? Öyle deme be oğlum. O senin kardeşim. Ya ne kardeşim? Benim öyle bir kardeşim yok. Biz daha önce bunları seninle konuştuk Muzaffer abi ya. Neyse, haydi iyi akşamlar. Buki, bence olanın için yine de kendini suçlama. Hem bak, Niyazi seni çok seviyor. Masada öyle güzel baktı ki sana. Ben de onu çok seviyorum. E ne güzel işte. Nermin teyze bir bulunsun. Belki bu sefer ikna olur. Hayır, rastsınız mı? Astık abla. Peki kimse görmemiş mi? Bir gören Allah'ın kulu yok mu abi? Elektriğe takılır kızım. Nerededir şarjı dede? Yukarıda odada. Asma suratını. Hayırlısıyla sağ salim dönsün yeter ki. Sana söz, bu sefer ben konuşacağım onunla. Hem benim ikna kabiliyetim yüksektir. Merhaba Emine. Olaylara tamamen objektif yaklaşman lazım.
Önce tarafları ayrı ayrı dinleyip ondan sonra bir karara varacaksın. Tamam mı oğlum? Tamam baba. Aferin oğlum abi. Şimdi Buki abladan özür dileyeceksin değil mi? Dileyeceğim. Köle olurum sana ben. Nermin teyze? Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Ben canımı verirdim Irmak. Bilsem Ahmet'in geri döneceğini, canımı verirdim. Beş yakada kovmaktı. Bari geç yapayım. Niyazi. Niyazi. Baba?